Evet arkadaşlarım, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi dönemdeyiz? Dağılma dönemindeyiz. Ben gene size bir tane kavram haritası oluşturmaya çalıştım. Gene arkadaşlar dağılma dönemini tahmin ediyorum. 3-4 tane tahta alacak, muhakkak alacaktır. Onları hazırlayacağız. Sizden istediğim arkadaşlar, önce bu tahtaları geçirmeniz, yani bu tahtaları bir kağıda aktarmanız, ondan sonra çalışmanız, sonra internette yaptığımız o pekişme dersleriyle konuları pekiştirmeniz ve başlayalım. Şimdi dağılma dönemi üstte bir sıra oluşturun. Önce onu anlayalım arkadaşlar. Dağılma dönemi neyle başlar? 1792 hangi anlaşma? Yaş anlaşmasıyla başlar. Neyle biter? 1922 saltanatın kaldırmasıyla. Peki şunu bir hatırlayalım mı? Osmanlı'da kaç dönem vardı? Korka korka 5 diye açtım elimi ama sayalım 5 tane olması lazım ya. Kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma dönemi. Biz şu kısmı yapsak ya. Duraklama dönemi neyle başlıyordu? Siz oradan, biz buradan cevap vereceğiz arkadaşlar. 1579 neyin ölümüyle? Sokullu'nun ölümüyle. Neyle bitiyor duraklama arkadaşlar? 1699 gerilemeyle. Karlofça'yla. Gerileme neyle başlıyor? 1699 Karlofça'yla. Neyle bitiyor? 1792 yaş anlaşmasıyla. Dağılma da, şimdi dağılmadayız ya bakın. 1792 yaş antlaşmasıyla başladı. Neyle bitti? 1922 arkadaşlarım saltanatın kaldırmasıyla bitti. Yani Osmanlı son dönemindeyiz. Ve bu dağılmada padişahlar, ben size onun şifresini yapacağım. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit gibi padişahlarımız var. Kimle başlayacağız arkadaşlar? İkinci Mahmut'la başlayacağız. Peki arkadaşlarım, dağılma döneminde ikinci Mahmut'tan önce kim vardı? Üçüncü Selim vardı. Hani o eski derslerde 18. yüzyılda 3-1-3-1-3 diye çalışmıştık arkadaşlar. Üçüncü Ahmet, size yaptırmayacağım bir daha. Birinci Mahmut, üçüncü Mustafa, birinci Abdülhamit, üçüncü Selim. Bak o zaman burada bir duralım. Üçüncü Selim vardı. Peki üçüncü Selim sonra kim başa geçti? İkinci Mahmut. Kaç yılında geçti? 1808. Dağılma neyle başlıyor? 1792. O zaman dikkat edin. Dağılmanın ilk, gerilemenin son padişahı kimdir? Üçüncü Selim'dir. Önce oradan başlayacağız. Ama üçüncü Selim'i anlatmıştık. Gerilemenin son, dağılmanın ilk padişahı Mahmut değil ki, üçüncü Selim'dir arkadaşlar. Görüşmüş, konuşmuştuk o üçüncü Selim'e. Kaç tane tahta çıktı Mahmut arkadaşlarım? 1808. Tarih öğrenmenizi istiyorum. Zaten 1808 tarihi sevgili arkadaşlarım, 1808 tarihi birazdan göreceğimiz Senedi İttifakı'nın da tarihi. Bak buna dikkat edin. Neyin tarihi? Senedi İttifakı'nın da tarihi. Oradan zaten öğrenmemiz gerekiyor bunu. Ne zaman tahtindi arkadaşlar? 1839. 1839 neyin tarihi? Tanzimat Ferman tarihi. Onu da öğreneceğiz. O zaman 2. Mahmut arkadaşlar dağılmadaki ilk önemli padişahımız 1808 ile 1839 yılı arasında kalmış arkadaşlar, tahta kalmış. Peki 3. Selim ile 2. Mahmut değişimi nasıl oldu? Şimdi gerilemede yapmıştık ya, bölüm bölüm gitmiştik arkadaşlar. Burada da bölüm bölüm gidelim. Burada bizim 1. bölümümüzde arkadaşlar şu var. Bakın. Kabakçı Mustafa Paşa isyanı var arkadaşlar. Bunu bu arada bir hatırlayalım. Burası bir şöyle bölüm oluşturalım. Tamam mı? İlk bölümümüz bu. 1. Neyi öğreniyoruz? Bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Kabakçı Mustafa Paşa isyanını öğreniyoruz. Bölüm 1. Gruplandırmak istiyorum kafanızda. Dağılmadan korkmayın. Çok rahat yapacaksınız. Kabakçı Mustafa isyanıyla arkadaşlar 3. Selim tahttan indirildi. Neden 3. Selim tahttan indirildi? Çünkü bir sürü ıslahat yaptı. Bu Nizam-ı Cedid ordusu, iradı, cedid hazinesi, halktan ağır vergiler aldı. Yenilik karşıtları ayaklandılar. 3. Selim'i tahttan indirdiler. 4. Mustafa'yı getirdiler arkadaşlar. Bunun üzerine Alemdar Mustafa Paşa arkadaşlar isyancıların üzerine gidip 3. Selim'i tekrar tahta geçirmek istedi. İsyancılar 3. Selim'i öldürünce Alemdar da kimi tahta getirdi arkadaşlar? 2. Mahmut'u tahta getirdi. O zaman 2. Mahmut'un tahta geçmesinde hangi isyan etkili? Kabakçı Mustafa Paşa isyanı etkili. Bir şeye dikkat. Osmanlı tarihinde şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda taht değişikliği olmuştur ya da olmamıştır? Kabakçı Mustafa isyanında taht değişikliği oldu mu arkadaşlar? Oldu. Kim tahttan inmiş? 3. Selim. Kim gelmiş? 2. Mahmut arkadaşlar. Peki daha öncesinde de gördük arkadaşlar. Çekimlerde gördük. Daha derslerimiz oraya kadar gelmedik. Bu çekim yaptığımız saatlerde arkadaşlarım. Mesela patronun Halil isyanı. Taht değişikliği oldu mu? Hani bu tür sorular gelebilir karşımıza arkadaşlar. İleride göreceğiz. Kuleli olayı taht değişikliği oldu mu? Çırar olayı taht değişikliği oldu mu? Buna çalışacaksınız. O zaman lütfen bunu notunuza alın. Kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla taht değişikliği olmuş mudur arkadaşlarım? Olmuştur. Onun dışında arkadaşlarım, şimdi
Mahmut da bunda başladık. Mahmut, ikinci Mahmut, Kabakçı Mustafa İsyan'ı ne yaptı arkadaşlar? Tahta geçti. Bizim ikinci bilgimiz ise arkadaşlar, ikinci bölüm ise, bak bölümlendiriyorum dağılmayı. Senedi ittifak. O zaman diğer çalışacağımız konu senedi ittifak. İsmine dikkat edin arkadaşlar. Ne diyor? İttifak senedi. Biriyle ittifak yapılmış. Ve senet imzalanmış arkadaşlar. Peki kimle senet imzalandı? Padişah kim? İkinci Mahmut arkadaşlar. Kimle imzaladı senedini? Ayanlarla. Kime karşı? Yeniçerilere karşı. Olay şu arkadaşlarım. Şimdi düşünün ki Anadolu'yu. Burada arkadaşlar ayanlar var. Rumeli'de de var tabii ayanlar. Ayan dediğimiz arkadaşlar kimlerdir? Toprak ağları gibi düşünün. Ya kendi silah güçleri olan, belli bölgede etkili olmuş, güç kazanmış, devletin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla beraber bu ayanlara söz geçirir mi padişah? Burada merkezde de Yeniçeri askerleri var. Onlara da söz geçiremiyor. Şimdi sen padişah olsan ne yapman lazım? Düzeni sağlaman lazım. Otoriteni kurman lazım. Askerin yok ki ayanlar üzerine gidesin, sefer yapasın. Ne yapıyorsun o yüzden? Önce arkadaşlar ayanlarla oturup anlaşıyorsun. Diyorsun ki ben size şunu şunu yapacağım, size bana bunu yapın. O zaman bakın senedi ittifak. Lütfen iyi anlayın arkadaşlarım. İkinci Mahmut ile kim arasında? Ayanlar arasında. Kime karşı? Yeniçerilere karşı imzalanmışlar arkadaşlar. Peki bunun imzalanması kim etkili arkadaşlar? Kendisi de bir ayan. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa. Bakın Mahmut'un başlarında, ikinci Mahmut'un başlarında kim etkili arkadaşlar? Alemdar Mustafa Paşa. Zaten hatırlayın, Alemdar Mustafa Paşa ikinci Mahmut'u tahta getirmesi etkili olan adam. Devlet adamı arkadaşlar. Anlaştık mı? Ve ayanlarla imzalanmış senedi ittifak. Aslında arkadaşlar şimdi buraya kadar tamamız değil mi? Ne öğrendik burada? Bakın Kabakçı Mustafa İsyan'la senedi ittifak girişi yaptık. Şimdi burada da senedi ittifak anlatacağız arkadaşlar. Aslında iki ana cümle. Buraya ben bir şeyler çıkardım. Kitabımızdan da incelersiniz daha sonra, madde madde bakarsınız arkadaşlarım, ama iki tane maddesi var bileceğiniz. Padişah diyor ki ayanlara, bakın diyor, ben diyor size danışmadan ne almayacağım? Vergi almayacağım diyor. Padişah ayanlara danışmadan vergi almayacak. Ama diyor siz de İstanbul'da bir isyan çıkarsa bana yardım edeceksiniz. İstanbul'da kim isyan çıkarabilir? Yeniçeriler. Değil mi arkadaşlar? İstanbul'da bak kim var? Yeniçeriler var. O zaman dikkat edin. Senedi ittifak kime karşı yapılmış? Yeniçerilere karşı. Maddesine bakalım arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim bakın. Padişah ayanlara danışmadan vergi almayacak. Ayanlar da İstanbul'da bir isyan çıkarsa emir gelmese dahi yardım gönderecekler. Asker ve vergi toplamaya yardım edecekler. Ve her yeni sadrazam ve şehir üstadım diyor arkadaşlar, senedi ittifak imzalamaktan mükellef. Bakın padişahın imzası yok. Kim imzalayacak? Sadrazam imzalayacak arkadaşlar. O zaman arkadaşlarım şuna dikkat edin. Bu senedi ittifakla, aha burası çok önemli. Ayanlar artık meşruluk kazandı mı? Masaya oturuldu, onlarla bir anlaşma imzalandı. Bir taraf artık bunlar arkadaşlarım. Peki buna karşı, aha en önemlisi bu arkadaşlarım. Padişahın yetkileri ilk kez kısıtlandı mı? Kısıtlandı. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar biz bu haftaki derslerimizde, bu çekimdeki derslerimizde 5 parmak kullanacağız, tamam mı? Şu 5 parmaktan şu ayrı gidene isim verelim. Bunun adı ne olacak? Senedi ittifak olacak. O dersleri ben bunlara yazacağım. Elime tek tek, siz de yazacaksınız, tamam mı? Bu senedi ittifak olacak. Bu ne olacak? Tanzimat olacak. Bu ne olacak? Islahat. Bu ne olacak? Birinci meşrutiyet ve ne olacak? İkinci meşrutiyet olacak. O zaman bir daha sayalım mı? Neymiş bu? Senedi ittifak. Bu tanzimat. Siz de söyleyin. Bilgisayar başında söyleyeceksiniz. İnsanlar size deli diyebilir ama yarın 4000 lira maaş alırken kimse size deli demeyecek. Yani ona göre lütfen. Bu önemli. Bu hep, ben de parayla motive oluyorum arkadaşlar. Bahadır'la biz böyleyiz. Sabah mesela önce cepten çıkarıp ellerini şöyle koyuyoruz falan. Peki bu neydi? Tanzimat. Bu? Para deyince kafam karıştı. Bu neydi? Senedi ittifak. Bu neydi? Tanzimat. Bu neydi? Islahat. Birinci, ikinci meşrutiyet. Bir daha sayıyoruz. Çok önemli. Senedi ittifak. Tanzimat. Islahat. Ortadaki ıslahat arkadaşlar. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. O zaman burada arkadaşlar şu parmağı konuşuyoruz ya şu anda. İlk defa padişahın yetkileri kısıtlandı. Hangisi? Senedi ittifak. Böyle kafamızda örgütleyelim. Peki arkadaşlar bu çok zor bir soru. Ekran başında siz de lütfen cevap verin. Senedi ittifakın imzalanmasında etkili olan dış devlet hangisi?
Bahadır'a soracağım. Bahadır, A Fransa, B İngiltere. Zort yanlış. Burayı efekte keseriz Zort'u. Kesmem. Kesmek bilmiyorum değil ya. Diğer seçenek? O da değil. Arkadaşlar dikkat edin. Adam böyle kanalize ederler işte. Dikkat edin. Senedi ittifak imzalanmasında bir dış etken yok. Dış etken yok. Senedi ittifak imzalanmasında neymiş Bahadır? Dış etken yokmuş. Birazdan kamerayı kafama atabilir arkadaşlar. O yüzden Bahadır'a çok sataşmayalım. Senedi ittifak iç mesele arkadaşlar. Dış mesele alakası var mı yok mu? Yok. O zaman padişahın yetkileri ilk kez ne yapıldı? Kısıtlandı. Çok önemli. Yeniçeri Ocağı arkadaşlar bitince bitti. Ne demek bu? Ben kısaltmışım oraya arkadaşlar. Yani Senedi İttifak ne zaman önemli yitirdi arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı kaldırılınca. Kime karşıydı zaten? Yeniçerilere. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca zaten 1826'da kaldıracak arkadaşlar. Gene 2. Mahmut sonunda göreceğiz derslerimizde. O da ne yapacak? Önemini yitirecek. Şimdi burası arkadaşlar iyi anlaşılması lazım. Beş parmak vardı ya. Senedi İttifak, Tanzimat, Islahat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Hangisi ilk anayasal belge? Zurnanın ne dediği delikti o? O delikteyiz arkadaşlar işte. Bak hangisi ilk anayasal belge? Senedi İttifak. Burada arkadaşlar ama dikkat edin, kelimeye dikkat edin. Anayasal düzen atılan ilk adım değil. Kanun devleti değiliz, hukuk devleti değiliz ama anayasal, anayasamsı, anayasam trak. Anayasam ne var? Nasıl diyorlar? Öyle şeyler diyorlar ya. Benzetiyoruz yani arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şimdi mesela bizim ülkemizde arkadaşlar aslında çok güzel örnekleri var. Fakat da burada vermiyorum örneklerimizi. Hukuk üstünlüğü var. Anayasa var değil mi? Herkes anayasaya uymak zorunda. Anayasada bir kural varsa yönetici o kuralı ne yapacak? Uygulayacak. Ne var? Bir yerde anayasa var. Bir yerde yönetici var. Anayasa yöneticinin yetkisini sınırlıyor mu arkadaşlar? Sınırlıyor. Peki Osmanlı'da şimdiye kadar padişahın uyacağı bir belge var mıydı? Yoktu. Uyacak belge hani yasa ya da sözleşme anlamında söyleyeyim arkadaşlar. Töreye falan uyuyordu ayrı bir şey de. Hani bu genel anlamda söylüyoruz. İlk defa Osmanlı Devleti'nde padişah bir belgeye uymak zorunda. Benzetiyorum. Padişah uyacağı belge Türkiye Cumhuriyeti uyulacak anayasa. Benziyor mu? Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa var. Osmanlı'da ilk defa bir belgeye uyulacak. O yüzden anayasamsı diyoruz. Anayasal belge hangisiymiş? Senedi İttifak. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Anayasal belgenin tanımı iktidarın yetkilerini kısıtlayan belge anlamındadır. Bu konuda farklı cümleler duyabilirsiniz. Özellikle farklı farklı kanalları izliyorsanız, hocaları dinliyorsanız arkadaşlar bu da hiç kafanız karışmasın tamam mı? İlk anayasal belge derse ne alacaksınız? Senedi ittifak. Peki buna ben aynı zamanda ilk demokratikleşme hareketi diyebilir miyim? Derim. Neden? Padişah vardı artık uyacağı belge var. Padişahın yetkileri kısıtlanmış. Anlaşma arkadaşlarım. Peki bir soru daha sorayım mı? Senedi ittifak bir misak belgesidir. Doğru mu yanlış mı? Ne dersiniz? Senedi ittifak bir misak belgesidir. Doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar misak belgesi nedir? Önce onu bilmemiz lazım ki değil mi? Doğru dediniz ki doğru. Misak belgesi karşılıklı yapılan ne demek? Sözleşme. Demek dolayısıyla arkadaşlar bu bir misak belgesidir. Peki o zaman arkadaşlar şurada duruyorum. Bunları böyle öğrenmenizi istiyorum. Bir, neyi öğrendik? Kabakçı Mustafa'yı öğrendik arkadaşlar. İki, neyi öğrendik? Senedi İttifak'ı öğrendik. Şimdi arkadaşlar üçe geldik. Benim kırmızı kalemim neredeydi? Heh. O zaman üç de şu olsun mu? Bak üç. Gruplandırıyoruz. Gruplandırarak öğrenme kafanın daha akılda kalmasını sağlayacaktır. Ne isyanları var? Milliyetçilik isyanları var. O zaman arkadaşlar biz hangi dönemdeyiz? Şu an hangisini anlatıyorum ben? Dağılmayı anlatıyorum. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl arkadaşlar. Osmanlı Devleti ayakta durmaya çalışacak değil mi arkadaşlar? Gerilemede var mıydı milliyetçilik ayaklanması arkadaşlar? Yoktu. Milliyetçilik ayaklanması nerede arkadaşlarım? Dağılmada. Peki burada amacımız ne? Genel politika ne arkadaşlar burada? Dağılmayı uygulamak. Dağılmayı önlemek değil mi? Bak kaybettiğin sokaklara geri almak falan değil. Dağılmayı önlemek. Peki bunun için hangi siyaseti uyguladık arkadaşlar? Denge siyasetini. O zaman unutmayınız. 19. yüzyılın genel siyaseti denge siyasetidir. Bu süreçte de uygulanmıştır. Birazdan bir şey öğreteceğim size. Lütfen bir şeye daha dikkat edin arkadaşlar. Şimdi denge siyaseti dedik ya. Denge siyaseti ilk defa hangi olayda uygulandı? Siz çekimlere bunu katıldınız arkadaşlar. Videolardaki önceki videolarda vardı. Siz hatırlamanız lazım arkadaşlarım. İlk defa denge siyaseti hangi olayda uygulandı? Hatırlıyor musunuz?
1798 Napolyon'un Mısır işgali sırasında. Arkadaşlar ben şurayı kullansam ya Bahadır, şuradan şu boşluğu kullanayım. Öbür tarafları silmeyelim. Şöyle düşünün arkadaşlar, çok küçük bir resim çizeyim ben size. Şöyle burası Anadolu olsun arkadaşlar. Şöyle düşünün, Fransa gelmişti 1798'de. 4 dakikalık bir derse sığdırdık onu arkadaşlar. O kısım 4 dakika yerde kalmıştı, ayrı bir yerde kaldı. Fransa nereye saldırmıştı arkadaşlarım? Mısır'a saldırmıştı. Fransa nereye saldırdı? Mısır'a saldırdı. Osmanlı'yı zor durumda kalınca arkadaşlarım Rusya'da ve kimden? İngiltere'den yardım istedi. Napolyon'un Mısır'a saldırma sırasında Rusya hatta ilk defa boğazlardan geçti. Akdeniz'e geldi. İngiltere buraya geldi. Mısır'ı buradan kurtardı arkadaşlar. Yıl 1798. İlk denge siyaseti uygulandığı yer. Gerileme mi dağılma mı? 1798. Yaştan sonra. 3. Selim zamanı. O zaman dikkat edin. İlk defa denge siyaseti 2. Mahmut'ta değil. Nerede uygulandı arkadaşlarım? 3. Selim'de uygulandı. Buraya dikkat edin, olur mu? Peki şimdi neredeyiz? Dağılmadayız. 3. bölümümüz arkadaşlar ne? Milliyetçilik ayaklanmaları. Bakın buralarda biz denge siyasetini göreceğiz. O zaman şu kısmı bir çalışsak ya siz arkadaşlar. Önce bütün bakalım mı? Osmanlı'da isyan edip ayaklanan ilk millet kim? Sırplar. Kara Yorgi zamanında arkadaşlar. Kara Yorgi liderleri diyelim arkadaşlar. 3. Selim zamanında 1804'te ayaklandı. Gene lütfen dikkat et. İlk milliyetçi ayaklanması, başlık burada mı? Yanıltmasın sizi. Aslında nerede başlamış? 3. Selim'de. 1804'te orada çıkmış. Hatta hatırlayalım. Fransız ihtilali yaşandığı sırada Osmanlı tahtta kim vardı arkadaşlar? 3. Selim vardı. Bakın 3. Selim vardı. Dolayısıyla ilk milliyetçi ayaklanması orada. Ama isyan bastırıldı. O zaman ilk isyan eden kimlermiş? Sırplar. Peki ilk ayrıcalık kazanan yine Sırplar. Ama ilk bağımsız kazanan kim arkadaşlar? Yunanlılar. Neden Yunanlılar? Batı'nın desteğini aldılar. Arkadaşlar şeyler Batı'nın desteğini alamadı. Sırplar onu desteği alamadılar. Süreci konuşacağız zaten, çok girmeyeceğim. Sonra göreceğiz. 1878 Berlin Anlaşması'nda bağımsız kazanan arkadaşlarım Sırbistan, Karadağ, Romanya, Sakar. Kitabımız arkadaşlar sayfa 174'te, kitaptan takip edenler. Orada tablo olarak var zaten bu. Oradan da gözden geçirebilirsiniz. Sırbistan, Karadağ, Romanya, Sakar diye kodlayacağız. İkinci meşrutiyeti bağımsız kazanan kim? Bulgaristan. En son bağımsız kazanan da Arnavutluk. Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsızlık kazanmış arkadaşlar. Peki biz bunları tek tek göreceğiz. O zaman şöyle başlayalım mı? Bak 3, burada 3, 4 demeyeceğim artık. 3 ne isyanlarıydı? Milliyetçilik isyanlarıydı. İlk isyan hangisiydi? Sırp isyanı. Peki Sırplar arkadaşlar neden isyan etmiştir ki? Milliyetçilik. Fransız ihtilali değil mi arkadaşlar? Başka merkezi otoritenin zayıflığı. Başka Avrupa'nın kışkırtması. Gördünüz mü? Bunlar. Peki ilk arkadaşlar azınlık isyandır Sırp isyanı. Az önce demiştim zaten. 1804'te 3. Selim zamanında çıkmıştır. O isyanı fırsat bilen Rusya. Biliyorsunuz Rusya'nın arkadaşlar bir politikası var. Hangi politika o? Panslavizm politikası. Yani Slavları himaye edip oralarda güçlenme politikası. Bunu fırsat bilip Osmanlı'ya savaş açıyor. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşları yaşanıyor arkadaşlarım. Ve bu savaşlar sırasında Fransa Tilsit Antlaşması ile Rusya'ya yakınlaşıyor. Ha, Osmanlı çok zor durumda. Fransa ile kim yakınlaşmış arkadaşlarım? Rusya yakınlaşmış. Ve Osmanlı da bakın dikkat edin, Kalli Sultaniye Antlaşması'nı imzalayarak kime yanaştı? İngiltere'ye yanaştı. O zaman adam sana sorabilir. Aşağıdaki olaylardan hangisinde denge siyaseti yaşanmıştır, yaşanmamıştır? Biraz ayrıntılı arkadaşlar öğrenmenizi istiyorum. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı. Var mı denge siyaseti? Var. Bak Tilsit'le Fransa Rusya ile anlaşmış. Ben de dengeyi kurmak için kime yanaşmışım? İngiltere'ye yanaşmışım arkadaşlar. Ve neticede 1812 yılında hangi anlaşma imzalandı? Bükreş Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma arkadaşlar Sırplar ilk kez ne kazandı? Ayrıcalık kazandı. O zaman şu tabloya da dikkat edin arkadaşlarım. Burası da çok önemli. Ruslar ilk defa Sırplar ilk defa Bükreş Antlaşması ile ne yaptı arkadaşlar? İmtiyaz elde etti. Ayrıcalık elde etti. İlk ayrıcalık elde eden millettir. Edirne Anlaşması'yla özerklik, yani içlerine serbest, dışlarına merkeze bağlı. Berlin Anlaşması'yla ne kazandı?
bağımsız kazandı. O zaman ben söyleyeyim, siz söyleyin. İlk ayrıcalık kazandı Bükreş, özellik kazandı Edirne ve bağımsız kazandı arkadaşlar Berlin. Sakarya'da kutlayacağız. O halde arkadaşlar tahtayı bitiriyoruz. Bitirirken şöyle bir daha bakalım. Şimdi bu tahtada arkadaşlar kaç bölüme ayırdık olayı? 1, 2, 3. Neler öğrendik? Kabakçı Mustafa isyanı, Senedi ittifak ve ne ayaklanmaları? Milliyetçilik ayaklanmaları öğrendik arkadaşlarım. Dağılma dönemine giriş yaptık. Dağılma hangi olayla başlıyordu? 1792 yaş başlangıcı. Neyle bitiyordu? 1922 saltanatın kaldırılması. Peki biz yaşla nereye kaybetmiştik arkadaşlar? Kırım'ı Rusya'ya bırakmıştık. Artık orada dağılma başlamıştı zaten. Peki padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge hangisiydi? Senedi ittifak. İlk anayasal belge? Senedi ittifak. İlk demokratikleşme hareketi? Senedi ittifak. O zaman 5 parmaktan. Bunlarda arkadaşlar Senedi ittifak buraya kodladık mı? Kodladık. Şimdi diğer derslerde ötekileri yapacağız arkadaşlar. O zaman diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.